Değerli arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomuzda E ve L harflerini, ilk harflerin verilişlerini, ilk kelimeler ve ilk hecelerin oluşturuluşunu konuşmuştuk. Şimdi de A harfinden devam ediyoruz. Aynı şekilde diğer harflerde yaptığımız gibi arkadaşlar dikkat çekici bir giriş yapıyoruz. Artık bu bir ayı oyuncak olabilir. Ayı sesi çıkaran bir dijital içerik hazırlayabilirsiniz. İşte sınıfa armut getirebilirsiniz. Armut yenebilir. Kartondan bir araba hazırlayabilirsiniz. Böyle pencere kısmında oyarsınız. Arkadan bir ip bağlayarak sınıfa arabayla girebilirsiniz. Öğrenciler de böyle aa diye şaşırmalarını isteyebilirsiniz. Ne olmuş oldu? A harfinin sesini çocuklarımıza sezdirmeye başladık. Diğer harflerimizde olduğu gibi dikkat çekici bir giriş yaptıktan sonra tahtamıza kocaman bir A yapıyoruz. Sonra öğrencileri oturdukları yerlerden hadi benimle beraber işte önce kollarıyla bir A yazılışı. A. Ondan sonra parmaklarını kullanarak bir A yazılışı ve sonunda da eline kalem alarak hadi bakalım şimdi kalemli havada yazıyoruz etkinliği. Daha sonra diğer videomuzda bahsettiğim gibi istasyon çalışmalarıyla kum havuzu, tebeşir, tahta, işte karton üzerinde, dokulu bantlar üzerinde A'yı çalışıyoruz. Bunun sesini iyice A'yı öğrettik, söyledik, yazılışında öğrendik, defterlerimize de yazmaya başladık. Yaklaşık olarak bir gün, iki gün içerisinde küçük A'yı oturtabileceğinizi düşünüyorum. Daha sonra Perşembe günü, eğer çocuklarınız hazırsa Çarşamba günü de büyük A'yı verebilirsiniz. Tabii büyük A için ne yaptınız? Eğik çizgileri de çalıştırmış olduğunuz çocukları E harfinin sonuna doğru ve büyük A'ya başlamadan yine şu eğik çizgileri iki kutu büyüklüğünde öğrencilerimize çalıştık. Bir gün arkadaşlar al yazarak uğraşıyoruz. A ve L'yi birleştiriyoruz. Al, al, al ve artık çok anlamlı bir şey var elimizde. Almak fiili var. Ertesi gün ya da bir gün sonra bunu direkt L A'yı La diye veriyoruz. Sebebini E ve L harfine ait videomda açıklamıştım. La'yı doğrudan veriyoruz. Ve ertesi gün E'yi yanına getirerek E, La, E, La şeklinde Ela'yı da veriyoruz. Bir sonraki gün ya da artık öğrencilerinizin yazmasına bağlı olarak La ve L hecelerini birleştirerek Lale'yi oluşturuyoruz. Aynı gün mümkünse vermeyelim. Ertesi günde bu çiçek olan küçük harfle yazılan Lale'ydi. Ertesi günde büyük harf olan L ile Lale'yi özel ismi vermiş oluyoruz. Şimdi öğrencilerimiz Al yazabiliyorlar, La yazabiliyorlar. Ela var, Lale var, bir de özel isim Lale'miz var. Burada benim size bir önerim. Ben tahtam mıknatıs tutabildiği için kartondan, şu gördüğünüz kartondan kafası yaklaşık bir karış büyüklüğünde, gövdesi de işte o kadar, o civarlarda bir çocuk kestim, çizdim, kestim. Bu Ela oldu. İşte gülümsüyor. Ellerini de dışarı açık yaptım ki çünkü lale maketi de hazırladım. Ela ile Lale'yi biz bol bol konuşturduk. Ela'nın da yakasına aynı bu şekilde Ela yazdım. Lale'yi de aynı şekilde ismini yazdım. Ki onların da isimleri akıllarına kalsın. Konuşma balonlarıyla biz bunları şimdi konuşturmaya başlıyoruz. Bir gün Ela Al yazdık. Bakanlık kitabımızda şunu göremezsiniz. Hani Ela çiçek al, Ela araba al gibi görsel kullanmıyor. Ben kullanmıştım. Daha önce çünkü el yazısında kullanmamız önerilmişti. Görsel koyuyorduk. Hani cümlenin içinde görsel de bulunuyordu. Ela çiçek al, Ela ev al, Ela araba al şeklinde çizebildikleri küçük şeyleri oraya cümle oluşturmuştum. Şimdi Ela bir şey al ya da Ela al cümlesi ilk defa bizim öğrencilerimize nokta bilgisini verdiğimiz, kelimelerin arasında da düzgün bir şekilde yazdığımız kısım oluyor. Bunu güzel oturtmamız lazım. Daha sonra işte Ela lale el ele yazdığımızda da yine noktayı kullanmayı unutmayalım. A harfi bu anlamda çok önemli. Çünkü bu işte cümle, kelime kısmını ilk oturtturduğumuz yer. Şimdi gelelim bir sonraki çalışmamızda al, ela, al cümlesi. Burada da gördüğünüz gibi cümlenin baş harfi büyük oluyor. Özel isim olmadan al kelimesini büyük yazmış olacağız. Orada da
artık son aşama. Al Ela al ya da al Lale al şeklinde kullanacağız. Bunları mümkünse böyle kısa kısa küçük metinleri, küçük kağıtlara yazabilirsiniz. Elde öğrenciler için yazıp çoğaltmak açıkçası tam düzgün bir yazı olmayabilir. Tekrar tekrar yazdığınız için ben fotokopiyle çoğaltıp işte bir kağıda hazırlayıp kesip defterlerini yapıştırmalarını, alakalı yanlarına resimler çizmelerini istiyorum. Ben okuma yazma defterinde kuru boyayı bol bol kullanırım. Kuru boyayla da öğrencilerin defteri renklendirmesine mutlu olurum. Yazıları, çizgi çalışmalarını da yine kuru boyayla yaptırabilirsiniz değerli arkadaşlar. Artık 2 haftada A harfiyle uğraştık. Bir sürü kelime elde ettik. Bir sürü cümle bilgisi aldık. Nokta bilgisi aldık. Baş harf bilgisi aldık ve 5. haftaya geldik. Yine 5. haftamızda da K harfini benzer şekilde dikkat çekici bir kelebek maketi mi olur artık? Siz hani imkanınıza göre ne hazırlarsanız bununla sınıfa girer, öğrencilerin dikkatini çeker. Öğrencilere K harfiyle işte origami yaptırabilir. Belki annelerinden kek isteyebilirsiniz. Bu şekilde artık bunu çeşitlendirmek size kalmış. K harfine giriş yapıyoruz 5. haftada. K, K harfini öğrettikten sonra ertesi gün artık çocuklarınız alıştıysa direkt büyük K'ye de geçebilirsiniz. Ne yapıyoruz? E ile K harfini birleştirip ek yazıyoruz. Yine bir fiil elde ettik. Ekmek fiili. Zaten bir de bitki lalemiz vardı. Bol bol lale ektireceğiz bundan sonra. İşte lale ek. Ela lale ek şeklinde. Böylelikle özel isim ve çiçek işte cins isim. Bunların da ayrımını oturtmaya başlıyoruz. Öğrencilerimizin seviyesine göre dediğim gibi. Şimdi K hecesini doğrudan verince yanına ıl getirdim kel. K getirdim kek. Burada da artık ne yapıyoruz? Kek al. Al kek al. Ela kek al. Lale kek al. Al Ela al. Kek al. Al gibi böyle metin dediğimiz 5-6 cümleli alt alta yazıyoruz. Başlarda hep böyle bunları şiir gibi alt alta yazarız ki çocuklar rahat görsün diye arkadaşlar. O yüzden bir paragraf gibi yan yana yazılmazlar. Burada önemli bir nokta. Tabii bu çalışmaların hepsini aynı şekilde A ile K'nın birleşiminde de yapıyoruz. Önce kapalayıcı ak, sonra direkt K. K'nın yanına işte l getiriyoruz. Kal yeni bir fiil, kalmak fiili. Sonra işte yanına bir k daha getirince kak, kalk gibi. Sonra K ile L'yi birleştirip kale gibi. Bunlar yaklaşık 2 haftamızı alıyor. Mümkünse her yeni kelimeyi bir ders öğretelim bir gün. O günün ikinci dersinde bunları cümlelerde kullanalım, metinlerde kullanalım. Ertesi gün ya da bir sonraki gün yeni kelimeye geçelim. O iyice otursun. Şimdi burada çok debeleniyoruz, ilk defa karşılaşıyorlar ama burada vereceğimiz temel bilgi diğer harflerde bizim işimizi çok kolaylaştıracak. O yüzden hiç acele etmeye gerek yok. Yani her birine 1-2 hafta ayırırsak bu 29 harf nasıl bitecek diye düşünmeyelim. Omutu ile beraber kanatlanmaya başlıyorsunuz. Haftada 1, 2 hatta 3 harf bile verdiğiniz dönem olacak. O kadar da hızlanabiliyorsunuz. Tabii ben haftada 3 harf hani o kadar açıkçası tavsiye etmiyorum ama şimdi burada önemli bir nokta ekele gibi bir ekelemek. Eklemek. Ekle güzel oluyor ama ekele maalesef 5 harfli, 3 heceli. Daha biz 3 heceye girmiyoruz. Çok da anlamsız. Çocukları bunaltacak. Çok tekrar ediyor çünkü biliyorsunuz bakın. Ela, lale, ek. Ela, kek, al. Hep 3 harfin sürekli kombinasyonları sıkıcı olabilir. Çocuklar yapamayabilir. Bunun için çocuklara tepki göstermeyelim arkadaşlar. Çünkü birbirine benzer şeyler sürekli kombinleyip duruyoruz. Biraz da sıkıcı oluyor hatta açıkçası. Ve değerli arkadaşlar, K'nın bitimine doğru ne yapıyoruz? İ harfi için ne yapalım? Çizgi çalışmalarını hazırlayalım. İşte N'ye hazırlık zaten A için çalışmıştık N'de. Eğik çizgi. Böylelikle bu sıralamayla önce kapalı hece, özür diliyorum. Önce dikkat çekici bir giriş. O gün harfin öğrenilmesi. Hangi varlıkların içerisinde sesin olduğunu bulunması. İşte başında mı? Sonunda mı, içinde mi? Ben ortasında demiyorum. Önceki videomda da açıklamıştım. Mesela aynı örneği tekrar verelim. Kalem kelimesinde E harfi ya da A harfi
ortada değildir, değil mi? İkinci harftir, üçüncü harf l'dır mesela, ortada değildir. İçinde diyoruz. Sadece işte elmada a nerede? Sonda. Arıda a nerede? Başta. İşte herhangi bir şey düşünelim, varlık. Mesela arabada nerede? Başında da var, içinde de var, sonunda da var. Bol bol söylemiş oluyoruz. Ve bu şekilde öğrencilerimizi başında, sonunda, içinde şeklinde de öğretebiliriz. Ben ortasındayı kullanmıyorum çok fazla. Hatta hiç diyebilirim. K harfimiz de bu şekilde uzadı. İ'ye geçtik. İ'yi de bu şekilde çalıştık. Bundan sonra zaten artık düzen oturduğu için öğrencileriniz de ne yaptınız? Kombinasyonları defterimize mutlaka bol bol yazdık. Hadi öğrendiğimiz bütün harfleri bir baştan başa bir yazalım bakalım. E, I, A, K, İ artık nereye geldiyseniz. Sonra bunları mesela E ile başlayan kelimelerimiz nelerdi hecelerimiz çocuklar? Onları bir yazalım. El, ek, en. İşte şey neydi? Baş oldukları, baş harfi oldukları nelerdi? Na, ne, ni gibi. Bunları deftere kombinasyonlar şeklinde yazdıralım. Yani bütün gün boyunca çocuğa o gün kek öğrendiniz diye sürekli kek, kek, kek diye yazdırmamıza gerek yok. Bunaltıcı da olur. Cümlelerde kullanıp işte aralarda da böyle biraz eskiyi tekrar etmek lazım. Yine arkadaşlar tarihi biliyorsunuz tahtamızın sağ alt köşesi, üst köşesine yazıyoruz. Onun altına da mümkünse her gün ya bir afiş ya da tekrar sil baştan yazmak suretiyle harfleri, heceleri, büyük harfi, küçük harfi, büyük harfle kullanılmış. Özel isim Lale gibi, Ela gibi, Ali gibi. Mutlaka yazalım ve her gün bunları soralım. Burada çocukların okumadıklarını, başlarda ezberlediklerini de unutmayalım. Karıştırabilirler, şaşırabilirler. Çok normal. Ve bu şekilde gruplarımızı bitiriyoruz. Harf öğretiminin videolarını da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bu arada değerli arkadaşlar, harflerin öğreniminde sesli harflerle ilgili bir şarkı videom var. Onu da yine birinci sınıf kanalımın içinde bulabilirsiniz. Hani YouTube kanalımın içindeki bölümde. Bu sesli harf şarkısı öğrencilerin sesli harfleri çıkarmasını sağlayan bir tekerleme şarkı. İşte bir yaramaz kız varmış şarkı olarak söyleniyor. Orada öğrencilerden bir anda ekrana büyük E küçük E geliyor. E dedirtiyoruz. Yazılışını görüyor. İşte damdan dama atlarmış işte filan dendiği zaman işte şaşırmalar. I tiksinme. İ kızma. Bu arada İ harfi parmak ve tırnak olarak gösteriyorum arkadaşlar. Bunu yaptım mı? İ harfini hatırlıyor mesela. O banyo. Bu arada da yuvarlak yapıyoruz. Ö dediğimiz gözler ve ağzımızın kusma hali. U işte su ve kurt sesi. Ve en sonunda ü, horoz sesi. Sınıfta da böyle şeyle horoz olarak ü diye bağırarak geziyoruz. Bunu her gün ilk okulun açıldığı günden itibaren kıyafetlerimizi eşyalarımızı toplarken, son derste ödevleri dağıtırken ben son 10 dakika 15 dakika açıyorum. 2 hafta içinde öğrenciler hem melodiyi hem de bu hareketleri ezberlemiş oluyor. Harflere başladığımız zaman şimdi E yaptık. A'yı yapınca çocuklar işe uyanmaya başlıyorlar. Öğretmenim biz işte şarkıyı söylüyoruz ekranda E çıkıyor. Öbüründe işte devam ediyor A çıkıyor. O zaman bu İ sesini öğrenmiş oldular. O'yu, Ö'yü, U'yu, Ü'yü. Aslında ses harfleri de baştan bu şekilde öğretebilirsiniz. Tavsiye ederim. Videosunu indirebilirsiniz YouTube'dan. Değerli arkadaşlar, son olarak harflerin öğretimiyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Harflerin yazılışı giderek şimdi arttığı zaman artık E, L, A, K bunlar oturuyor ama ilerleyen çok harfimiz olduğu için ve biz çocuklara sadece 29 harf öğretmiyoruz biliyorsunuz. Bir 29 da büyüklerini öğretiyoruz. Aslında 58 harf öğretiyoruz. Bu harflerin yazılışıyla sesini birlikte kodlamak da işinizi kolaylaştırabilir. Mesela S harfini yılan, Ş harfini yılanın karısı küpesi var. Ş yapar. O hep ş susturur çünkü bebeği yeni uyuttu. Baba da der ki sessiz olun. Kardeşiniz yeni uyuttu anneniz. Anne gelir der ki şşşt sessiz olun der. C ay dede. Ç onun eşi küpesi var aynı şekilde. Mesela G harfi için işte Messi, Ronaldo artık sizin tarzınıza göre
Ne yaptı? İşte rakip oyuncunun çevresinden dolandı ve dümdüz gol attı. Ne oldu? Gol sesini de vermiş oluyoruz. Uçak olarak veriyoruz. Yol işte bir dramayla anlatabilirsiniz. Yolda gidiyordum. İşte yol ikiye bölündü. Acaba sağdan mı gitsem, soldan mı gitsem? Şimdi burada hem yiyi pekiştiriyoruz hem de matematikte biliyorsunuz ünitemizde sağ sol üstünde altında kavramı var. Bu kavramlar içinde ortasında dışında bu kavramlara da atıf yapmış oluyoruz. O mutüyü grubunda hemen y'ye gelecek çünkü. Z için arı şöyle ben çizerek göstereyim bu arımızı. Şimdi z da tabii ters çizmem lazım. Ben şöyle şuralara çiçek çiziyorum. Çocuklar diyorum arımız yolculuğuna başladı. Çiçekten çiçeğe gidiyor. Z, z, z diye. İşte her harfin yazılışı ve sesini bir görselle kodladığınız zaman işte mesela Ay Dede'yi camdan görüyoruz. Şöyle mi? Ters mi oluyor? Ay Dede'yi camdan görüyoruz. İyi geceler Ay Dede şeklinde böyle C'yi vurgulayarak beyinlerine yerleştirebiliriz. Çünkü harf yöntemi harfin sesini ve yazılışının öğrenmesini gerektiriyor. 29 harf dediğim gibi 29 hafta sürmeyecek. Elakinde 6 harf var ama 8 hafta belki de 9 hafta uğraşabilirsiniz. Sistemi doğru oturtursanız öğrencileriniz diğer gruplarda kolaylıkla ilerleyecektir. Hep benzer çalışmalar, hep işte takvimi tarihi sorma, hep heceleri okutma, işte yazdırma, dikkat çekici bir şeyle girme, birleştirme. Bunları yapa yapa öğrencileriniz arkadaşlar zaten düzenliliği hissedecek ve siz son harfi falan verdiğinizde şunu diyeceksiniz. Ah ne kadar güzel gidiyorduk harfleri çalışa çalışa gidiyorduk. Şimdi ne yapacağız haline gelebilirsiniz. Onu da bir sonraki videomda da işleyeceğim. Şimdi bu harf öğretimi konusunda, süreç konusunda değerli arkadaşlar mümkün olduğu kadar anlamlı heceler yani kelimelere doğrudan ulaşmak, onları bol bol kullanmak, mümkünse sınıftaki eşyaların üzerlerine kelime haliyle işte dolap, masa, sıra, kalem, makas, perde, cam, pencere. Hepsinin üzerine böyle yani bir kağıdın işte çeyreğiyle yazarak öğrencilerinize sürekli kelime bütün kelime halini görmelerini sağlayabilirsiniz. Çünkü bizim ulaşmak istediğimiz yer kelimedir. Öğrencilerimizin hece hece okumasını, hecelerden bir an önce kurtulmasını isteriz. Yazacağımız, hazırlayacağımız materyallerde de mümkünse ikinci harf grubu yani omutüyün sonuna kalmadan sadece siyahla yazılmış yani renkli hece kullanmamaya çalışmanızı da öneriyorum aynı zamanda. Bir an önce çünkü kelimeyi bütüncül görmesi çok önemli, değerli, anlamlı olması önemli. Bunları kartlar çekerek işte şimdi ne çıktı sana kalem geldi kelimen işte buna bir cümle uydur hadi tahtaya yaz şeklinde yaptırabilirsiniz. Son olarak dikte ile ilgili de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar dikte önemli bir beceri. Fakat çocuğa bakın biraz önce bahsettik. A ile ilk defa cümleyle karşılaşıyor çocuk noktayla karşılaşıyor. Büyük harf, özel isim, işte cümlenin baş harfi. Yani daha çocuk yeni başlamışken bu tür şeylere ben ilk grupta dikteye karşıyım. Sadece tahtada söylediğinizi yazabilir. İşte tahtaya hazırladıklarınızın içine gösterebilir. Çünkü amacımız ezberletmek. Hemen yapamayabilirler. Ben dikteyi daha böyle ilerleyip kendilerine güvenlerinin geldiği, ma dediği zaman önce m'anın, ma hecesinin ne olduğunu artık iyice oturmuş olduğu zamanlar mesela diyelim ki. Özür diliyorum o mutüden sonra dedim. O zaman böyle obüs grubunun için, üçüncü grup için konuşabiliriz. Yani İkinci grubun sonlarından sonra dikteye başlayabilirsiniz. Dikte olarak da benim kullandığım yöntem şudur. Öğrencimin bir tanesi tahtaya kalkar. Hatta bunu ikinci dönem hayat bilgisi Türkçe derslerinde de yaparım. Öğrencim kalkar, söylediğim şeyi yazar. Diğer öğrenciler de defterine ve yazarlar. Ona bakmak isteyen bakar, bakmak istemeyen bakmaz ve defterine yazar. O öğrenciye yardımcı olurum. Yazamazsa işte yazarsa da geçer defterine de yazar. Böylelikle tahtaya kalkan öğrenci iki kere o cümlesini yazmış olur. Hem tahtada hem de defterinde yapmış olur. Öğrencilerimizi bol bol ödüllendirmek,
İşte olumlu dönütler vermek, başarılarını alkışlatmak. Dersi illa 40 dakika dersi işleyeceğiz diye bir şey yok. Yorulduk, hadi bırakın deyip şarkı açabilirsiniz. Hadi bahçeye bir çıkalım. İşte farklı bir o anda bir şey yaşamışsınızdır. İşte kar yağmıştır, yağmur başlamıştır. Yani öğrencilerimize 40 dakika ders yapacağım. 40 dakika işte mümkünse bir an önce okumayı öğreteceğim. 5 ders, 4 ders Türkçe yapayım diye düşünmemek lazım. İnanın yetişiyor. Ve işin kötü tarafı iyi oturtmadan gittiğiniz zaman bu başa geri dönmek zorunda kalıyorsunuz. Ve sınıfınızın hızını, şimdi ben burada 3 gün sonra işte şu heceye geçelim dedim ya da büyük harfi verelim dedim ama sınıfınızın ve sizin hızınız size özeldir. Sınıf kültürünüz özeldir. O yüzden hani 3 günde geçmem lazımdı geçemedim, 5 günde bitirmem lazımdı bitiremedim diye de düşünmemeliyiz. Her sınıf kendine özel. Ben tabii yıllardır okuttuğum için hani bazı şeyleri pratikler geliştiriyorum ya da öğrencileri daha çabuk tespit edebiliyorum. Çok normal. Sizlere de bu anlamda kendinize güvenmenizi, mümkünse böyle dersten önce 2-3 satırlık notlar tutmanızı, sene başında işte nasıl bir şey yapacağınızı planlamanızı öneriyorum. Bu videoyu da izlediğinize göre muhtemelen kendinizi geliştirmek adına bir çaba gösteriyorsunuz. Zaten başarıya ulaşacaksınızdır. Şu kısmı da çok değerli bularak artık kapatacağım. Arkadaşlar, sınıfımızda her zaman çok hızlı yazan, çok güzel yazan 3-5 öğrenci bulunur. Bunun tam tersi yazısı çok sıkıntılı olan, anlaması ya da işte okuması geride olan öğrencilerimiz de bulunur. Bir de ortadaki orta bantta öğrencilerimiz vardır. Bizim hızımızı bu çok iyi anlayan öğrenciler belirlemez. Ben sordum, şak bana 3-5 tane cevap geldi. Ben artık yenisine geçeyim dememeliyiz. Bütün öğrencilerin yazılarını ve okumalarını kontrol etmeliyiz. Sınıfımızın %80'i söylediğimiz şeyi yazıp okuyabiliyorsa biz bunu yeni bir harfe ya da yeni çalışmaya geçmek için sinyal olarak algılayabiliriz. Çünkü biliyorsunuz ki zaten harf ekleye ekleye ilerliyoruz. Yani K'ye geldiğimizde yine biz A'yı, L'yi, E'yi kullanıyoruz. Çok da onlarda da hani vakit kaybetmeye de gerek yok. Yine onlar da orada yetişerek tekrar edip pekiştirecektir. Ama böyle ikinci grubun sonunda falan bir hızlanma ihtiyacı hissedersiniz. Aman yavaş, kelimeye ulaşın, iyice otursun. Çünkü şöyle düşünün. Hızlı olan öğrencilerinizi hızlıca aktardınız geçti. Şimdi bir kısım okuyor, bir kısım okuyamıyor. Sınıfta seviye sıkıntısı var. Hatta hiç okuyamayanla varsa 3'e bölünmek zorunda kalırsınız. Kendi elinizle kendinizi birleştirilmiş sınıf haline getirirsiniz. Hızlı olanları biraz pekiştirmeye devam etsinler. Şu arkadaki geriden geldiğini düşündüğünüz öğrencileri toparlamak için bol bol çalışın. Çünkü şu an sınıfta yapacağınız işte o K'nin tek tek yazılışı, diktesi, hece oluşturma, hece birleştirme çalışmalarını tekrar dönemeyeceksiniz. Bunun için de tekrar materyal hazırlayamayacaksınız. O tek tek uğraşamayacaksınız ve öğrencileriniz için böyle 3'e 4'e bölmek zorunda kalacaksınız. O yüzden kalabalıkla birlikte gitmenin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ara tatil bir hani şey noktası değildir. Şubat tatili bir yani şey noktası değildir. Tam kelimeyi getiremedim. Hani orada bitirmem lazım diye düşünmemek lazım. Genellikle biter zaten. Şubat tatiline kalmadan genelde biter. O yüzden böyle acele etmeye ya da hızlılara göre gitmeye çalışmayalım. Son rica olarak lütfen elma kızartmayalım. Kızaramayan elmalar için bir yazım var. Belki aratırsanız çıkar. Elmalarda kızartmayalım arkadaşlar. Her öğrenci kendine özeldir. Şartları kendine özeldir. Bu şekilde yine sorularınız olursa yorumlarda mümkün olduğu kadar dilimden önce cevaplamaya çalışacağım. Diğer videolarımızı da yine inceleyebilirsiniz. Hazırlıklarımız, materyallerimiz ve önerilerimi dilim döndüğünce paylaşmaya çalışacağım. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.